Arkadaşlar bir adama hoş geldiniz. Bugün Nail Çakıran'ın evlerinin birine konuğuz. Nail Çakıran kimle sorarsanız Muğla Akyaka bölgesinde uluslararası mimar ödüllü evlerinden birindeyiz. Gerçekten mimar açıdan da çok farklı bir yer. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz böyle bir bize sunduğu için. Ödüllü olması da ayrı bir avantaj. Ve buranın Villa Akyaka. Akyaka'ya geldiğinizde buraya da görmenizi, burada da kalmanızı tavsiye ederiz. Bugün şöyle bir bira tadacağız. Tarih için eski, Fransa için eski ama Türkiye için yeni bir bira. Yaklaşık 1,5-2 senedir Türkiye'ye gelen, yaklaşık 350 yıllık bir firmadan Türkiye'ye yeni gelen bir bira. Fransızların nam meşhur Kronenbourg 1664 namıyla Blanc olarak adlandırdığımız mavi bira. Şişesi mavi, biranın kendisi mavi değil ama tadı çok farklı bir bira. Anşina olsun diye söylüyorum, Hugard'ına yakın bir tada sahip. Çoğu insanın bildiği Hugard daha eski, Türkiye'de daha eski bulunduğu için. Hugard'ına yakın bir tada sahip. Bunu hep beraber tadacağız. Biraz size Kronenbourg'dan bahsedelim. Bu Kronenbourg 1664 yılında Strasbourg şehrinde kuruluyor. Jérôme Hart tarafından biri üretiliyor. Nasıl tabii orada üretilip Fransa'ya gidip de Fransa birası oluyor. Üretimhaneye orada başlıyor. Ondan sonra daha sonra Jérôme Hart tarafından tekrar Fransa'ya geri getiriliyor ve üretime burada devam ediyor. 350 yıllık bir firma ve Fransa'da çok ciddi bir paya sahip. Her 3 kişiden bir kişinin tavsiye ettiği ve tükettiği bir bira. Pazar payları çok yüksek ve gerçekten özellikle yazın içilebilecek fresh tatlarda çok güzel bir bira. Bayanların daha çok tercih edebileceği, yani bayanların farklı bir tat arayabileceği güzel bir bira. İçine farklı meyveler, portakal, meyveler ve sebzeler konarak kullanabileceğiniz bir bira. Limonu, portakalı, maydanozu içine katıp rahatlıkla böyle tüketebileceğiniz bir bira. Fresh bir biradır. İlk içtiğinizde böyle damağınıza ve dudağınıza böyle bir tat bırakacaktır. Bu tatta portakal ve kişkişin size keskin bir tadı olarak gelecek. Sever misiniz bilmiyorum ama aromatize bir bira sınıfında söylenemez ama tad olarak gerçekten o portakal ve kişkişi damağınıza ve dudağınıza çok net ve keskin tat bırakıyor ve biranın son damlası kadar da aynı tadı almayı sağlıyor. Çok ilginç bir bira, çok tavsiye edebileceğim bira. Özellikle yaz zamanlarında, o bunaldığımız günlerde, o bunaldığımız dakikalarda böyle bir tane açalım da içelim, bir ferahlayalım diyebileceğimiz çok güzel bir bira. Zaman zaman benim de çok tercih ettiğim bira. Bunu tadacağız. Güzel bir tadım olacağına inanıyorum. Çünkü şu anda masadan da görmüş olduğunuz gibi biraz sinema ağırlıklı gidiyoruz bugün. Neden de sorarsanız, bugün bir misafirimiz konuk olacak bize. Türkiye sinemasının yetiştirdiği ender ve bizim için de doğayan olarak adlandırdığımız en iyi görüntü yönetmenlerinden biri olan Gökhan Tiryaki bugün konuğumuz olacak. Kendisini yakından tanıyan arkadaşlarımız olabilir. Gökhan Bey geldiğinde de burada kendini ufak bir anlatacak. Tanımayanlar için de bir tanıtım olarak güzel bir şey olacak. Onunla beraber tadımımızı yapacağız. Bununla ilgili bir fikir alışverişi yapacağız. Sinema hakkında ufak konuşmalarımız olacak. Ondan sonra tekrar bir hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Ve konuğumuz Gökhan Tiryaki yanımıza alıp tadımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi resmeliyordum herhalde. Evet. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tadacağımız bira Blanc, Fransa'da 350 yıllık ama Türkiye'de evet, yaklaşık 2 senedir olan, piyasaya sağlam bir iş yapmış bir biramız. Bunu sizle beraber tatmak bizim için gerçekten keyif verici olacak. Birayı da az çok sevdiğinizi biliyorum, daha önce de konuşmuştum. Kısaca ben sizle birayı tatmadan önce ufak bir şey isteyeceğim. Gökhan Tiryaki kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Ona bir hem bizi takip edenler hem de tanımayanlar için bir... Tamam. Okay. Bir şey, öncelikle bir adam beni çağırdığı için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Elime geldiği için teşekkür ederim. Evet, ben görüntü yönetmeniyim. Sinemada çalışıyorum. Son 2 yılda da Netflix'in Türkiye'ye gelmesiyle işte Netflix projelerinde görüntü yönetmenliği yaptım. Hakan Mahfuz'da. Atiye'de yönetmenlik yaptım. Bu sene kısmetse işte bu bela virüs başımızdan giderse, evet, İnşallah. Tek temennimiz o. Bir yönetmenlik durumu da olacak Atiye'de ama yani genel olarak sinema. Tabii sinema kalmadı. Sinema kalmadı. Yani kapandı. Hiçbir proje çekilmiyor. Setler duruldu.
Bakalım hayırlısı gelecekten. İnşallah görürüz. Her şey için güzel olacak inşallah. Biz seninle güvenli mesafede miyiz? Şu an güvenli mesafedeyiz. Tamam. Tabii yani bu zaman diliminde kalmış mıdır kalmamıştır. Muğla yani bu bölgede biraz daha temiz bir bölge. Öyle sanıyoruz, öyle anlıyoruz. Evet. Yani evet bir şey yok yani şu anda bilgimiz dahilinde hani yerel yetkililere de soruyoruz, bir vaka yok. Biz hani bu mesele başladığı zaman buradaydık ve burada da kalmış olduk hani İstanbul'a dönmek. Evet tadalım mı? Tadalım, yavaş yavaş tadıma geçelim. Şimdi bireyi rengi, kokusu zaten ilk açtığımızda burnumuzda gelecek. Ben sana servis edeyim. Servis ediyorsun, aynen. Peki harika. Tamam, bunu seveyim. Biranın rengini şöyle size göstereyim. Sarımtırak gerçekten o bardak hissi... mı bulanık yok şey? Yok bardak şey üstü buzlu mu? Buzlu gibi. Ha buzlu bardak evet. Aynen. Yani bira... Bira da bir şey yok. Bira parlak. Bira parlak. Tamam. Şöyle bol köpüklü. Beer Time Marmaris. Beer evet. Time'ı ziyaret edin. Beer Time Marmaris sponsorluğunda çekiyoruz. Evet. Yine alkol tedarimizi sağlayan firmamız. Soğuk bu kaç derece hocam bunu? Ya bira standart 4 derecede içilir. Tam kıvamında içmek biranın tam tadını almak için 4 derece olarak söyleniyor. Tadı tabii daha soğuk içmek isteyen özellikle yaz zamanlarında biranın bardağı da soğuk olsun, soğuk uzun sürsün dediğimiz kişilerde oluyor. Ama bira yaklaşık 4 derecede ve soğutulmamış bardakta yaklaşık 5 dakika içinde tüketilmesi gereken 5 ve 7 dakika arası tüketilmesi gereken bir içecek. 4 dakikamız kaldı. Lazım. Bir şey soracağım ama bu köpük neye göre değişiyor hocam? Köpük neye göre değişir? Köpük ne? Bira ne kadar köpüklü olsa içerisindeki asit düzeyi ve soğukluğunu o kadar iyi korursunuz. Yani aslında... Bardağın şeyle ilgisi var mı? Temiz ya da kirli olmasıyla. Tabii. Eğer bardak kirliyse köpük oranı daha az olur. Eğer bardak temizse köpük oranı daha fazla olur. Yani bardağın temizliği, ıslaklığı, kuruluğu bu gerçekten bizim için içerken bir avantaja dönüşüyor. İlk başta içmeden bir kokusunu almanı isteyeceğim. Zaten mekana da bir koku, koku verdi. Aynen, açıldığında. İçer açmaz mekana da bir koku verdi. Yani içmeden de kokusunu. Bir tattıktan sonra böyle bir ilk senin fikrini almak istiyorum. Ben de tadayım böyle. Bence kokusu gibi bir tadı var ve böyle rengarenk bir tat. Kokusunu tadıyorsun aslında. Evet. Yani biraz çiçek gibi kokuyor. Ve tat da öyle bir şey sanki hani bu kokunun tada dönüşmüş şekli bu gibi hissettim. Ben bu biradan daha önce içmedim mi ya? Daha önce Maytaş Lafı'nı içtim. Oğlum senin Maytaş Lafı'na yakın tat değil ama. Ya içmesi çok rahat. Böyle yemek gibi bu. Böyle yersin. Aynen. Yemekten önce de yemekten sonra da içilecek bir bira. İşte o portakal ve kişkişin bıraktığı tat ve koku o. Yani kokuyu içiyormuşsunuz gibi oluyor. Gerçekten çok böyle iyi dumping yapan bir bira. Benim için öyle. Hani... Yani bu bayanların tercih etmesinin bence altında yatan gerçek sebep bu kokusu ve tadı. Onun böyle rahat içilebilir olması belki de. Gazoz gibi, soda gazoz gibi böyle. Bir şey. Yani. Ama yani kesinlikle bir bira. Yani çok iyi şey bir bira. Çok da gazoz gibi derken hani yanlış şey yapmamışsın diye söylüyorum. Kesinlikle bir bira şeyi var. Doyumu var ve ben hakikaten çok beğendim yani bu. Güzel. Daha doğrusu bu böyle özel mutlaka hani dışarı çıkma değil de gün içinde de böyle hani kendime bir bira koyayım diyeceğim. Ve yemekten önce işte bir yarım saat önce evet. Bir atımlık işte yemekten sonra da bir içelim böyle bir damağımızın tadı yerine gelsin diye. Günün her saatinin birası. Tabii olur. Meyveyle beraber hani bir meyve masaya yaptığınızda yanına içebilecek bir bira. Günün her saati bahçede işte iş yaparken yorulduğunda içebileceğin bir bira. Gerçekten alkol, keyifli bira. Alkol %5 oran alkol var içerisinde. Onu söylememiştim. Aynen. Yani ondan bu rahatlık. %5 alkol var. %5 alkol Türkiye için standartlarda bir alkol aslında. Bugün içtiğimiz çoğu pilsener grubu biralarda veya %5 alkol var ama tabii alkol oranında koku ve tadın keskinliğini değiştirmiyor. Bu farklı bir şey. Gerçekten üretimindeki o nasıl anlatayım? O lim yani portakalı, kişkişi bunun içine nasıl adapte ediyorsun? Çok farklı. Burada hamile araba kullanırken İçilmez. İçilmez ibaresi var. Evet. Evet bu değişik.
Yani ben daha önce görmedim. Hepsinde vardır belki ama. Var. 18 yaşında küçükler araba kullanırken hamileyseniz içilmez. Kapsamında. Ama hamile tabii içecek olan alkolsüz biralar da Türkiye'de halen mevcut. Onların da tadımını yapacağız ilerleyen zamanlarda. Ama Blanc başarılı bir bira. Hem tat hem koku açısından. Özellikle bizim gibi yazlık bölgede yaşayan insanlar için gerçekten tadılması gereken efsane biralardan. Özellikle bir şey var. Hocam arkada bira da alkol dostunuz değildir yazıyor. Değil. O yüzden alkol içmeyin. Bira olarak için. Yani saf alkol asla asla dostumuz evet, değil. Alkol saf alkol dostumuz değil. Ama zaten bira, burada yazıyor. Evet. Bira dostumuz arkadaşlar. Bira dost olabilir. Ben hiçbir sakınca görmüyorum. Bu bira içerken içerisine başta da söylediğim gibi hani bayanlar özellikle böyle farklı şeyler karıştırmayı severler. Portakal, limon işte o tarz şeyler içine katıp hatta damlatıp birkaç sıkım da yapıp içebilirsiniz, tadabilirsiniz. Biz tabi saf olarak tadıyoruz. Güzel bira, başarılı bira. Gerçekten içimi, doyumu, tadı damağınızda bıraktı o tat. Hala şu an damağımızda o tat var benim bana. Yok çok keyifli. Çok keyifli. Yani içtikçe içesiniz geliyor. Buna oturduğunuzda 2-3 tane rahat rahat içebileceğiniz bir hafif bir bira. Gerçekten başarılı. O zaman ben bu 2 dakikamı bahçede değerlendireceğim. Güzel bir anlatsın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yalnız bırakın. Sağ olasın. Arkadaşlar biramızı tattık. Fikirlerimizi aldık. Gerçekten başarılı bira. İçilebilecek, yani doyuma ulaştırabilecek bir bira. Gökhan Bey'le çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Akyaka'ya geldiğinizde Mahmes Mula Bey'e, Akyaka'ya geldiğinizde Villa Akyaka'ya hepinizi bekliyoruz. Bu ödüllü evi görmenizi tavsiye ediyorum. Marmaris'e geldiğinizde de Marmaris Beer Time'da bu biraları tadabileceğinizi hatta ve hatta Blanc'ın fıçısını da Marmaris'te tek bulabileceğiniz yer Beer Time Marmaris'tir. Hepinizi bekliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar, saatle kalın, birayla kalın.